düşük enstantane ve yüksek enstantane kavramları var. Düşük enstantane, hareketin izinin belli olduğu fotoğraflarda kullanılan enstantanelerdir. Yüksek enstantane ise hareketin izinin olmadığı, hareketin donup kaldığı fotoğraflarda kullanılan enstantanelerdir. Mesela birisi basketbol oynuyor veya salıncakta sallanan bir çocuk var. Bunların net bir şekilde görüntüsü elde edildiğinde, mesela salıncakta sallanan çocuk en yüksek yerde dondu ve kaldı. Bu yüksek enstantane. Veya basketbol oynayan birisi tam smaç basarken onu dondurduk. Veya uzun atlama yapan birisi en tepe noktada dondurduk. Bunların hepsi yüksek enstantane. Ama bunların izi varsa, mesela araba fotoğraflarında bazen izlerini görürüz, hayalet gibi çıkar. Veya motor fotoğraflarında veya insanlar yürürken insanların izleri çıkar. O zaman buna da düşük enstantane diyoruz. Düşük enstantane ve yüksek enstantane kavramlarıyla ilgili olarak tabii ki bizim kullandığımız enstantane değerleri de önemli.